وَاِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْاِلٰهِ مَا يَعْنِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِالْنَفْسِ السَّيِّدِ. Diyor ki mesela, burası çok ilginç ve tam bizim günümüze oturuyor. Subhanallah. Yani bu şehteki, hani gerçekten böyle incelik, bu şehteki güzel sözler, bu şehteki böyle fıkıh buradan anlıyorsun mesela. Diyor ki mesela, onlar ilah diye bahsettikleri isimlendirmeler, hani onlar ilah diyorlardı ya, bizim günümüzdeki müşrikler onların ilah dediğine seyit diyorlar. Bu. Sadece bu fark var. Başka bir şey yok. Yani onlar ilah diyorlardı, bizimkiler seyit diyor. Bakın mesela dünyanın neresine giderseniz gidin. Bak yöntem aynı. Şeytanın yöntemi aynı. Dedim ya size. Şeytan işini çok güzel yapıyor. Bir sofilik gibi bir bidat, bir hurafe uydurmuş. Rahatlıkla bunu herkese yediriyor. Seyit veya Seyda. Aynı. Bunlar hepsi nedir? Bunların Allah katında derecelerinin olduğunu bırak. Dedik ya size. Biz geçmiş müşriklere şunu söylesek, desek ki bugünkü Seyda dedikleri adamlar yağmur yağdırıyormuş desek tekfir ederler bizi. Ebu Cehil'e desek bunu vallahi billahi derler ki siz derler sapıksınız. Niye? Nasıl olur da bu adamlar yaratıcılığı Allah'tan alır başkasına verir veya rızık vermeyi Allah'tan alır başkasına verir derler. Bu da neyi gösteriyor bize? Geçmiş müşriklerin şimdiki müşriklerden daha katı olduğu değil. Bugünkü müşriklerin daha katı ve daha aşırı olduğunu gösteriyor. Örnekleri çok arkadaşlar. Örneklerini çokça verebiliriz. Bugün menzilde söyledikleri kelimelerden bir tanesi ne? Diyorlar ki mesela menzile gitsen, bir kere menzile git, 50 kere hacca gitmiş gelmiş gibi sevap alırsın. Bunu sen müşriklere söylesen ne yaparlar biliyor musun? Seni döverler. Mekke müşriklerine. Onlar Allah'ın evini tazim ediyorlardı. Onlar Allah'ın evine çok kıymet veriyorlardı. Ama bugün bizim müşrikler menzile bir kere gittin geldin, 40 kere hacca gitmiş gelmiş gibisin. Şeyhin, seyidin yüzüne baktın, ecirleri kaptın. Artık hiçbir şey yapmana gerek yok. Gittin tövbe aldın, tamam artık sana ne olmaz? Artık sana şeytan dokunmaz. Gibi zararın, faydanın da kimden olduğuna iman ediyorlar? Kendi şeyhlerinden olduğuna iman ediyorlar. O zaman ne anlıyoruz buradan? O zaman biz şuradan şunu anlıyoruz. Geçmiş müşrikler sözünün eri, söylediklerini yapan ve ne yaptığını bilen insanlardı. Bizim müşrikler la ilahe illallah diyor ama Allah'tan başka seyitlerdir. Allah'tan başka işte seydalardır. Allah'tan başka şeyhlerdir. Bunlara ibadet ediyorlar. Ve bu yaptıkları amellerin kendi o la ilahe illallah kelimesini bozduğunu ne yapmıyorlar? Bozduğunu kabul etmiyorlar. İşte aradaki fark bu. İşte keşf-i şubuat dediklerim mesele bu. Yani şüphelerin tamamıyla kaldırılması. Meseleyi biraz inceyip sık dokuduğun zaman ne demek istediği daha iyi anlaşılıyor. O zaman seyit, seyda dedikleri insanların ne kadar sapık olduğunu, geçmiş ümmetlerdeki yani Mekke müşriklerinin bile bunlar kadar sapık olmadığını ne yapmış oluyoruz? Bunu anlamış oluyoruz.